Türkiye'de en sık görülen hastalık olan diyabet, yani halk arasındaki söylemiyle şeker hastalığına 2022 yılında hangi oranlar verilecek? Ve şeker hastası olan kişiler 2022 yılında nasıl engelli raporu oranlarını arttırabilecekler? Bunun yöntemlerini teker teker anlatacağım bu videoda. Türkiye'de Uluslararası Diyabet Federasyonu'na göre toplam 7 milyon diyabet hastası var. Toplumun neredeyse %15'i diyabet hastası ve her 13 kişiden birinin bu hastalıktan muzdarip olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde her gün ortalama 163 kişi diyabet kaynaklı sorunlardan vefat ediyor. Bu derece kritik bir hastalık diyabet. Diyabet hastalığı ikiye ayrılıyor. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet olmak üzere. Genel hatlarıyla anlatmak gerekirse tip 2 diyabete yaşlılık şekeri diyebiliriz. Pankreasın yeterince işlev göstermediği zamanlarda oluşur. Hapla veya insülin alarak tedavi edilebilir. Tip 1 diyabet ise genelde çocuk ve gençlerde görülür. Pankreas görevini yitirmiştir ve tip 1 diyabet hastaları dışarıdan insülin almak zorundadırlar. Yani tip 1 diyabet tip 2 diyabete göre çok daha risklidir ve kişi genç olduğu için ileride mutlaka şekerin açtığı tahribatlara maruz kalacağı için tip 2 diyabete göre daha fazla engelli oranı alır. Kontrol altına alınamayan, 200'ün altına düşürülemeyen, komplikasyon yapmış, ketoz gösteren tip 1 diyabet hastalığı %40 engelli oranı alır. Ve sadece bu hastalıktan dolayı engelli raporu almaya ve faydalarından yararlanmaya hak kazanır. Eğer tip 1 diyabetiniz komplikasyona, yani vücudunuzda herhangi bir tahribata yol açmamışsa, alacağınız oran %30'dur. Tip 2, yani yaşlılık diyabetinde de hastalık komplikasyon yapmışsa ve kontrol altına alınamıyorsa %30, eğer bir komplikasyon yoksa, yani sadece şeker hastalığı varsa %20 oran veriliyor. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Hastanedeki yoğunluktan, doktorların umursamaz tavırlarından dolayı maalesef en çok suistimale uğrayan engelli raporu oranları şeker hastalarına veriliyor. Standarta bağlanmış şekilde heyet doktorları kan tahlillerinize bakıp, kullandığınız hap veya insüline bakıp aynı oranları veriyorlar. Tip 2, yani yaşlılık şekeriniz varsa %20, tip 1, yani gençlerde görülen şekeriniz varsa %30 oran veriyorlar. Komplikasyonlara filan hiç bakmıyorlar ve mevzuatta yazan 200 mg'nin altı üstü standartını umursamıyorlar. Hal böyle olunca da şeker hastaları tek kalıba sokulup aynı oranları almış oluyor. Açlık kan şekeriniz 200'ün altına çekilemiyorsa, komplikasyon yapmış ve ketoz gösteren diyabetse artı 10 puan verilmek zorunda arkadaşlar. Ama üzülerek söylüyorum ki bazı doktorlar bu mevzuattan bile bir haberler. Gelelim şeker hastalarının nasıl engelli oranlarını arttırabileceklerine. Diyabet rahatsızlığınız 5 yıldan fazla bünyenizde mevcutsa mutlaka nöropatik ağrınız da vardır. Yani vücudunuzdaki sinirlerde yıpranma yapmaya başlamıştır. Bu nöropatik ağrı el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, tatlı tatlı kaşınma şeklinde de olabilir. Böyle bir durum varsa nöroloji veya fizik doktorundan sizi EMG testine yönlendirmesini isteyin. Çünkü bu testten çıkacak olan sonuçlarla engelli raporunuz artabilir. Şeker hastalarına ilk önerdiğim oran arttırma yöntemi bu. Daha sonra şeker hastalığı göze, böbreklere, kalbe vurduğu için sırayla bu bölümlere de görünmenizde fayda var. Hem hastalık check-up'ı yaptırmış olursunuz, hem de komplikasyon varsa önleminizi almış olursunuz. Bunun yanı sıra engelli raporu oranınızı da arttırmış olursunuz. Şeker hastalığı iyi takip edilip bakıldığı zaman normal bir hastalıktan farkı olmayan bir hastalıktır. Ama gerekli özen gösterilmediği zaman komplikasyon yapmama ihtimali olmayan bir hastalıktır. Şeker hastalarının %90'ı da bu hastalığa gerekli özeni göstermez ve şeker hastalığı da vücutta deformasyona yol açar. İşin bizi ilgilendiren kısmı diyabet, yani şeker hastalığının vücutta yaptığı tahribatın aldığı engel oranları.
Tip 1 ve tip 2 olsun fark etmez. Diyabetiniz varsa mutlaka nöropatik ağrınız da vardır. Bu istatistik olarak kanıtlanmış bir durumdur. Nöropatik ağrıdan dolayı nereye gitmeniz gerektiğini ve hangi testte olmanız gerektiğini belirtmiştim. Şekerin bir diğer etkilediği organ böbreklerdir. Buradan da cüzi oranlar alabilme şansınız var. Gözler de diyabetten etkilenir. Gözlerinizde bulanıklık, iyi görememe, kanamaya yol açabilir diyabet. Bundan dolayı şekeriniz varsa göz bölümüne de görünmenizde fayda var. Bu bölümden de oran alabilirsiniz. Bunların dışında diyabet kalbe ve kemiklere de zarar verir. Ama genelde tip 2 yani yaşlılık şekerinde bu tür sorunlar görülür. Uzun süreli şeker hastasıysanız bu bölümlere de gitmenizde fayda var. Engelli raporu oranınızı arttırmak için. Gizli şeker ve hamilelik şekeri engel oranı almıyor. Arkadaşlar bunu da bilmenizde fayda var. Diyabet engel oranları hakkında sorularınızı bize yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.